Çok değerli bilim adamı, gönül ve mana insanı, genel başkanım, Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey, çalışma arkadaşlarım, katılımcılar, akademisyenler, bizi ekranları başında izleyen izleyicilerim ve siz değerli Bolular, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Sağ olun. Evet, bu toprakların manevi sahipleri huzuruna geldik bugün. Tokadi Hazretlerinin, Akşemseddin Hazretlerinin gönül bahçelerine misafir olalım istedik. Biliyorum ve umuyorum ki bizi kabul ettiler. Kabul gördük. Tasavvuflarını üzerimizden Allah eksik etmesin efendim. Bugün karşınıza bir Türk annesi, bir Türk kadını, hatta bir asker anası olarak hitap etmek istiyorum. Bu amaçla geldim. Evet, milli mücadele yıllarımızda Türk kadını adını altın harflerle tarihe yazdırdı. O nasıl bir yürek, o nasıl bir fedakarlık, o nasıl bir erdem, o nasıl bir yüceliktir ki bugüne kadar bu onuru bizler taşıdık ve taşıyacağız. Gelecek nesillere aktararak sonsuza kadar taşıyacağız biz bu onuru. Evet. Bu güzel annelerden birkaçını, zamanımız kısıtlı, sizlerle paylaşmak istiyorum. Nena Hatunlar, Kara Fatmalar, Gördesli Makbuleler, Nazife Hanımlar, Ayşe Hanımlar, Bolulu Fatma Hanımlar, niceleri bu toprak altında bizim için şehit düştüler. Allah mekanlarını cennet etsin hepsini inşallah. Evet, Bolulu Fatma Hanımlar dedim. Öyle bir anne ki evladı İnönü Savaşları'nda, savaş henüz bitmemiş, anasını özlüyor, aşını özlüyor, ocağını özlüyor, kalkıp ana ocağına geliyor. Düşünün nasıl bir anne evladını bağrına saracağı yerde tutup onu elinden tekrar bölüğüne geri götürüyor. Diyor ki evlat, milli mücadelemiz bitmedi, senin yerin evin değil burası diyor. Türk kadını milli mücadele yıllarında ya birebir savaştı, ya cepheye cephane taşıdı, ya mitingler yaptı halkımızı, milletimizi ayıktırmak adına, hiçbir şey yapmadıysa evinde oturdu, yün ördü, çorap ördü, kazak ördü. Evet, bunlardan bir tanesi Ayşe Hanım. 8 aylık bebeğiyle siperlere cephane taşıyor. Hava soğuk, buz gibi ve bu soğukta bebek ağlıyor. Bebeğin ağlaması yerini belli etmesin diye bebeği, 8 aylık kızını öylesine bir göğsüne bastırıyor ki bebek nefessizlikten şehit oluyor. Öyle bir Türk anası ki o yavruyu orada gömüyor ve diyor ki yavrum sen gelecek nesillerimiz için şehit oldun diyor ve görevine devam ediyor. Yine bir başkası cepheye cephanelik taşıyor. Yine yağmurlu bir hava, öylesine soğuk, diyor ki bu taşıdığım devlet malı nem kapmaması lazım. Üstündekini, yorganı cephaneliğin üstüne örtüyor. Yavrusunu onun üzerine koyuyor. Kendisi de onlara örtü oluyor. Ve tabii şehit oluyor. Türk kadını kadar bu toprakların kıymetini bilen bir başka kadın olamaz. Çünkü Türk kadını bu topraklar uğruna erini şehit verdi, evladını şehit verdi, canını şehit verdi. Onun içindir ki biz Türk kadını bu toprakların kıymetini çok iyi biliriz. Biliriz ki vatansız olanın aşı olmaz, işi olmaz, suyu olmaz. Vatansız olanın eri olmaz, evladı olmaz. Vatansız olanın ırzı olmaz, namusu olmaz. Vatansız olanın dini, diyaneti, birliği olmaz. Onun içindir ki biz bu topraklara ana yurt dedik, ana vatan dedik, Anadolu dedik. Evet, Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Atatürk Türk kadını överken şöyle bir söylemi var. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir millette Anadolu kadınının fevkinde kadın mesaisi zikretmek imkanı yoktur. Ve dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi halasa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet götürdüm diyemez. Evet, böyle bir ulusun kadını, Türk kadını. Ama ne yazık, ne acıdır ki geçen bunca zaman içerisinde hala acımız dinmedi. Hala yüreğimiz feryat figan. Geçenlerde hepimiz can acısıyla izledik. Mardin'de polis şehit oldu ve polis annesinin feryadı göğü yeri yıktı geçirdi. Beni de o tabuta koyun dedi anne. Beni de öldürün, onunla beraber mezara gömün. Evet, artık analar ağlamasın istiyoruz. Bu kan, bu gözyaşı dursun istiyoruz. Evet, dursun istiyoruz da bunun adresi, bunu gerçekleştirecek olan kim? Evet, ne mutlu ki böyle bir güzel insanla beraberiz. Bunu gerçekleştirecek olan tek bir lider, tek bir insan var. Profesör Doktor Haydar Baş Bey var. Tüm kadınlarımıza sesleniyorum. Bu feryadı dindirmek istiyorsak bizim tek tutunacak dalımız var. Haydar Baş Bey var. Profesör Doktor Haydar Baş Bey var. Evet. Yüce yaratan Allah Celle Celaluhu'nun en değerli, bu dünyayı sen olmasan yaratmazdım dediği sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bize hadis-i şerifinde der ki cennet ayakları altındadır annelerin. Evet, bizim inancımızın gereği öteki alemde cennet annelerin ayakları altında. Cennet anne şefkati, anne merhameti gösterene, annesine şefkat gösterene bir adım daha yakın. Dönüp bu dünyaya bakalım, bu aleme bakalım. Bizim ayaklarımızın altında da bir cennet var. Evet, bu ayaklarımızın altındaki bu zenginliğimizi yeryüzüne çıkarttığında bize bu dünyada cennete vesile olacak bir insan var. Yine Profesör Doktor Haydar Baş Bey var. Hani dedim ya, kadın olarak karşınıza geldim. Evet, kadın sorunlarımız bitmez bizim, bitmiyor. Neden bu sarma gittikçe katlanarak artıyor? Sistemde mi hata, nerede hata? Eğer sistemde doğruysa, sistem düzgünse neden bu sıkıntılarımız artarak bugüne geldi? Neden hala 15 milyon kadının bir doları muhtaç yaşamakta? Bu sıkıntılar uzayıp gider. Evet, bu sıkıntılarımızın da, bunun da çözümü milli ekonomi modelini hayata geçirdiğinde, sosyal devlet, milli devlet açılımını gerçekleştirdiğinde bu sorunlarımızın da sonu gelecek. Bunu da gerçekleştirecek olan tek lider Profesör Doktor Haydar Baş Bey. İnsanoğlu hayata iki pencereden bakar, iki gözden bakar. Ya her şey mübahtır amaca gitmek için der. Bugün yaşadığımız bu dünyada kaosa, savaşa, ateşe sürükler, dünyayı ateş topuna çevirir, Arap Baharı dediğini Arap cehennemine çevirir veya Haydar Baş Bey'in gözüyle hayata bakarsınız. Bir ve beraberlikten yana olursunuz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için dersiniz. Zaten inancımızın gereği de budur. Evet, ulusal devletimizi sonsuza dek sahip çıkmak, bir ve beraber olmak, bu güzelliği yaşamak istiyorsak Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in yanında olmak zorundayız. Yarınlar belki çok geç olabilir. Evet, buradan tüm insanıma, Türk milletime bir kez daha sesleniyorum. Yarınlar çok geç olmadan Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i iktidar zamanı gelmiştir efendim. Evet. Son bir İki dakikanızı Mehmet Akif'in dörtlüğüyle bitirmek istiyorum. Dehşeti maziyi getir yadına,
Kimse yetişmez yarın imdadına. Merhametin yok diyelim nefsine. Merhamet etmez misin evladına? Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.